Saygıdeğer izleyicilerimiz Danimarka işçi arıyor. Evet gerek Avrupa Birliği ülkelerinde gerekse Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde Danimarka'da çalışmak isteyenler varsa bu yayınımızı haberimizi sonuna kadar çok ciddi bir şekilde takip etmesini rica ediyorum. Bakalım Danimarka hangi işçileri hangi sektörde çalışanları arıyor haberin detayları neler? Uluslararası İşe Alım ve Entegrasyon Ajansı tarafından talep edilen meslekler arasında Yüksek öğrenim görmüş kişiler için 41, vasıflı işçiler için 47 iş unvanı yer alıyor. Doktor, öğretmen, mühendis, tesisatçı, kasap, duvar ustası, inşaatçı, fırıncı, kuaför aranan iş kollarından sadece bazıları. Danimarka'da iş gücü sıkıntısı yaşanan meslekleri ifade eden pozitif listede yer alan işlere Avrupa Birliği dışından ülke vatandaşları da başvurabiliyor. Başvuranlar Danimarkalı bir işverenden 31 Aralık'a kadar uygun bir iş teklifi almaları halinde çalışma ve oturma izni hakkı kazanıyor. Bakalım hangi alanlar? Yüksek eğitimli işçiler için listede yer alan meslekler. Öncelikle bunlar. Yönetim alanında bölüm başkanı, satış müdürü ve genel müdür. Bilim ve mühendislik alanında biyolog, makine mühendisi, inşaat müdürü, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, kimya mühendisi, tasarımcı, şehir plancısı ve arazi müfettişi. Sağlık hizmetleri alanında doktor, tıbbi danışman, başhekim, anestezi hemşiresi, hemşire, diş hekimi, klinik diyetisyen, meslek terapisti, radyograf, tıbbi laboratuvar teknisyeni, diş hijyenisti. Eğitim alanında yetişkin eğitim merkezi öğretmeni, ilkokulu öğretmeni, ortaokul öğrencileri için bağımsız yatılı okullarda öğretmen, çocuk bakıcısı, Sosyal eğitim görevlisi, okul öncesi öğretmen yardımcısı, ekonomi alanında denetçi, muhasebe kontrolörü, bilgi teknolojileri alanında bilgi teknolojileri mimarı, bilgi teknolojileri mühendisi, bilgi teknolojileri lideri, programcı ve sistem geliştiricisi, hukuk, sosyal bilim ve kültür alanında hukuk görevlisi, kütüphaneci ve psikolog. Kalifiye işçiler için listede yer alan meslekler ise şunlar. Bilim ve mühendislik alanında bina teknisyeni, sıhhi tesisat teknisyeni, tesisatçı, operasyon ve üretim müdürü. Sağlık alanında çevre teknisyeni, işletme ve yönetim alanında hesap yöneticisi, satış danışmanı, iş ve şirket danışmanı, yerel otorite vaka yöneticisi, emlakçı, çalışma idari sekreteri, tıbbi sekreter yönetici katibi, ofis asistanı, büro memuru, okul sekreteri, ticaret asistanı. Hukuk, sosyal, bilim ve kültür alanında kilise memuru, çiçek dekoratörü, ekonomi alanında muhasebeci asistanı, muhasebeci, muhasebe memuru, kişisel hizmet ve bakım alanında kuaför, sosyal ve sağlık hizmetleri asistanı, tarım alanında peyzaj bahçıvanı ve bahçıvan. İnşaat alanında duvar ustası, marangoz ve tesisatçı. Makineler, kaporta metal işçisi, demirci, saç metal işçisi, demir ve metal servis teknisyeni, endüstriyel teknisyen, CNC operatörü, mekanik, elektrik alanında elektrikçi, elektrik müteahhiti ve tamirci. Yemek servisi alanında kasap, fırıncı, usta fırıncı ve şef. Değerli izleyicilerimiz, Danimarka'nın en çok talep gören mesleklerinden bazılarına ilgi azaldı. Milli Eğitim Bakanlığına göre, 2021'de pedagojik ve ilkokul eğitimci programlarına başvurular sırasıyla yüzde 5 ve yüzde 3 düştü. Danimarka şimdiden önümüzdeki 10 yıl içinde 14.000 eğitimci sıkıntısı olacağını tahmin ediyor. Ülkede halihazırda hazırda İşçi sıkıntısı yaşayan bir diğer meslek 2021'de yüksek öğretim başvurularında yüzde sekizlik bir düşüş görülen hemşirelik. Danimarka 2030 yılına kadar 22 bin bilgi teknolojileri mezunu sıkıntısı bekliyor. Bu alanda da başvurular yüzde altıya düşmüş vaziyette. Tüm çalışma alanları arasındaki en büyük düşüşlerden biri yüzde on ile bilgisayar bilimi programlarına yapılan başvurularda görüldü. Serinin pozitif listedeki sıklıkla yer alan diğer bir meslek olan mühendislikte de düşüşler var. Başvurular inşaat mühendisliği programları için yüzde 8, lisans üstü mühendislik için yüzde 4, genel olarak mühendislik için yüzde 4 azalma söz konusu. Pozitif listedeki diğer mesleklerle ilgili birçok çalışma alanına ise ilgi arttı. Bina yapımı alanındaki başvurular 12 arttı. Bu rakam psikolojide yüzde 8, hukukta yüzde 4 tıpta ise yüzde %3 yükseldi. Danimarka hükümetinin eğitimi ülkenin en büyük şehirlerinden uzakta merkezi iyileştirme çabalarına rağmen 2021'de en çok aranan 3 yüksek öğretim kurumu Kopenhag Üniversitesi, Aarhus Üniversitesi ve Via Üniversite Koleji oldu. Evet değerli izleyicilerimiz, iş arayan Avrupa Birliği ülkelerinde ya da Türkiye'den vatandaşlarımız içerisinde Danimarka'da çalışabilecek durumda olanların Öncelikle Danimarka'daki şirketlerle, kurumlarla, işverenlerle temasa geçmesi gerekiyor. Anlaşması halinde evraklarını hazırlayıp Danimarka'da bulunan firma ya da kişiler kendilerine evrak gönderecekler. Bu evraklarla Danimarka konsolosluğuna başvuruyorsunuz ve vizenizi alarak çalışma ve oturma müsaadesiyle beraber Danimarka'ya yerleşiyorsunuz. Bunun da bilinmesinde fayda var. Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere izin sezonundayız. Pek çok vatandaşımız Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından Türkiye'ye akın akın gidiyor. Izini tamamlayanlar ise Avrupa'ya dönüyor. Yollar kalabalık, memleket yolları kalabalık. Maalesef üzücü haberler de Türkiye'den haber merkezimize ulaşmaya devam ediyor. Bunları paylaşmak istiyorum sizinle müsaadenizle. İlk haberimiz. Afyon Karahisar'dan, Dağ'dan biliyorsunuz çok sayıda Emir Dağlı Afyonlu vatandaşımız Avrupa'nın Belçika başta olmak üzere, Avusturya başta olmak üzere pek çok noktasında bulunuyor. Üzücü bir haber. Bakalım detaylar neler. Afyon Karahisar Emirdağ'da otomobil ile kamyonetin çarpışması neticesinde oluşan kazada bir gurbetçimiz maalesef hayatını kaybetti. Kaza Emirdağ Karacalar Karayolu Soğuk Kuyu mevkisinde meydana geldi. Tatil için Fransa'dan Emirdağ gelen gurbetçi Abdullah Deve yönetimindeki 03HH055 plakalı araç soğuk kuyu kavşağında kontrolden çıkınca HŞ yönetimindeki 03HB033 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazadan sonra aracın yönetimini kaybeden Abdullah Deve yol kenarındaki otobüs durağına çarptıktan sonra kamyonet ile durak arasına sıkışarak ancak durabildi. Kazada ağır yara alan gurbetçimiz Abdullah Deve hastanede maalesef hayatını yitirdi. Değerli izleyicilerimiz Allah'tan rahmet diliyoruz Abdullah Deve kardeşimize. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Söyleyecek çok söze gerek yok. Söyleyecek bir şey de yok. Sözün bittiği noktadayız derler ya böyle bir durum, üzücü bir durum. Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabır niyaz etsin.